Cengiz Ünder, Enes Ünal, Çağlar Söyüncü gibi gençler Türkiye'nin adını yurt dışında gururla taşıyor. Ancak Türk futbolunun temsilini yalnız bu gençler yapmıyor. Herkesin unuttuğu kuytu köşelerde kariyerini sürdüren ve hem kalitesi hem de değeri asla bilinmeyen bir yıldız daha var. Evet, bahsettiğimiz isim Gökdeniz Karadeniz. ...11 Ocak 1980 Giresun doğumlu olan Gökdeniz Karadeniz, futbola Giresun Yeniyol Spor'da başladı. 15 yaşında Trabzonspor altyapısına transfer oldu. 1997'de ise profesyonelliğe adım attı. 2000'li yılların başından ortalarına dek Türkiye'nin her daim konuştuğu bir yıldızdı. Giresun doğumluydu ama Trabzonspor'u öyle özümsemişti ki her zaman 61 numaralı formayla hatırlandı. Gerçi o forma numarası Trabzonspor kariyerinin üzerinden yıllar geçse de hala değişmedi. Trabzonspor'un oyun temposunu yükselten, başta Fatih Tekke olmak üzere takımın diğer yıldızlarıyla rakiplere tehlike saçan bir yıldızdı Gökdeniz. Valbuena'nın esamesinin okunmadığı dönemlerde 1.68'lik kısa boyu, hızı, hücumu olan katkısı ve takıma verdiği enerjisiyle Gökdeniz Karadeniz vardı. Her transfer döneminde adı 3 büyüklerle anılırdı ama yeni sezon başladığında o yine bordo mavili formayı sırtına geçirirdi. Milli takım adına 2003 Konfederasyon Kupası maçlarında görev aldı. Özellikle Brezilya karşısında attığı aşırtma gol ile akıllara kazındı. ...2005 yılında bahis skandalına karışınca 10 ay ceza aldı. Ancak tahkim kuruluna yapılan itirazla cezası 6 aya indi. Cezasından dolayı 2003'ten itibaren giydiği milli formadan da uzak kalıyordu. O yıllarda Federasyon Başkan Yardımcısı olan merhum Hasan Doğan'ın gayretleriyle yeniden A milli takım formasını giymeye başladı. Gökdeniz'in Türkiye'de başka bir takımda oynamasına takımı izin vermiyordu. Bir de o dönemde önce Fatih Tekke'nin arabası, sonra Gökdeniz'in arabası ve iş yeri kurşunlandı. Bu da onun tadını kaçıran sebeplerden biriydi. Sene 2008'i gösterdiğinde kariyeri için bambaşka bir karar verdi Gökdeniz. 2 sene önce Fatih Tekke Zenit'in yolunu tutmuştu. Gökdeniz de Fatih'in izinden Rusya'ya gitti ancak rotası farklıydı. O Rubin Kazan'ı seçti. Gökdeniz'in transferi büyük ses getirdi. Çünkü Türkiye'den bedelsiz olarak yurt dışına giden futbolculardan farklıydı. Rusya'ya giderken rekor bir transfer ücretiyle transfer olmuş ve yıllarca hizmet ettiği yuvasına Trabzonspor'a 8.7 milyon euro gibi çok ciddi bir ücret kazandırmıştı. Rusya'ya gider gitmez adından söz ettiren Gökdeniz, ortaya koyduğu futbolla kısa sürede tıpkı Trabzonspor taraftarı gibi Rubin Kazan taraftarlarının da gönlünde taht kurdu. Takımın değişmezlerinden oldu. 2008 ve 2009'da üst üste kazanılan Rusya Ligi şampiyonluğunda önemli katkısı vardı. Şampiyonlar Ligi maçlarında Barcelona'ya, Chelsea'ye, Tottenham ve Inter'e karşı başarılı maçlar çıkarıp takımı adına goller buldu. Gökdeniz 2008 Avrupa Şampiyonası'nda da rol almıştı. A milli takımın destan yazdığı turnuvada kadronun bir parçası olan Gökdeniz için o turnuva son turnuva olmuştu. Gökdeniz aldı gidiyor. Gökdeniz bir çalım. Gökdeniz'e bir çalım da. Gökdeniz vur, gol olsun. Gol! Oyuna Süper. Attı. Dördüncü gol Gökdeniz. Gökdeniz Karadeniz. Gökdeniz milli takımımız 4-1 önde. Milli takımımız Yunanistan'ı da attı. Darmadağın etti Atina'da. Mükemmel bir gol daha. Gökdeniz oyuna girdi. Girer girmez topla buluştu ve golünü attı. 1-1 çalımlar. Maradona gibisin Gökdeniz, Maradona. Trabzonspor'da gözleri hep üzerine çeken ve muhteşem bir bonservis ücretiyle yurt dışına giden o yıldız bir daha giymedi A milli takım formasını. 2008'e kadar A milli takım formasını giyen Gökdeniz bu tarihten sonra bir daha milli takıma alınmadı. Teknik adamlar değişti, federasyon başkanları değişti ancak Gökdeniz hakkında verilen hüküm değişmedi. 2010 yılında A milli takımı çalıştırmaya başlayan Hollandalı Guus Hiddink, Gökdeniz'i milli takıma almak istediğinde dönemin federasyon başkanı Mahmut Özgener'in engeline takılmıştı. Levent Bıçakçı'nın federasyon başkanlığında yönetim kurulu üyesi olan ve cezası bittikten sonra Gökdeniz'in tekrar milli takıma çağrılmasına o dönemde karşı çıkan Özgener'in "Milli forma ve görev kutsaldır. Federasyon olarak şike ile sonuna kadar mücadele ediyoruz. Bu tip olaylara karışmış kişilerin ben olduğum sürece milli takımda oynamasına izin vermem" dediği ifade edildi. Gökdeniz, Özgener sonrası Mehmet Ali Aydınlar ve Yıldırım Demirören döneminde de milli takıma alınmadı. Asıl ilginç olan ve daha doğrusu kimsenin cevabını bilmediği soru, bahis skandalı sonrası Gökdeniz'e milli takım kapısını aralayan isim olan Fatih Terim'in tavrı oldu. İkinci Terim dönemi olan 2005-2009 yılları arasında Gökdeniz, Fatih Terim'in gözde oyuncularındandı. Euro 2008 eleme grupları ve finallerinde 12 maçta forma giymişti. 2013'te tekrar göreve gelen Fatih Terim, Rubin Kazan'da gösterdiği performansına rağmen Gökdeniz'i milli takım kadrosuna alamadı. Milli takıma alınmamasını, "Demek ki performansım yeterli görülmemiş ki milli takıma alınmıyorum" sözleriyle karşılayan Gökdeniz, Abdullah Avcı ve Fatih Terim döneminde kadroya çağrılan birçok oyuncudan daha başarılı bir performans sergiliyordu. Yıllar geçti, Gökdeniz Karadeniz yaşlandı. 35'ine geldiğinde senede birkaç kez adı anılıyordu Türkiye'de. Ya futbolu bırakacak diyorlardı ya da gol attığında adını kısa süre de olsa hatırlıyorlardı. Yıllar geçtikçe unutuldu o güzide çocuk. A milli takım kadrosu belirlenirken Rusya'da bir yıldızın olduğunu kimse hatırlamadı. Ya da Avrupa'da Emreler, Tuncaylar, Nihatlar konuşulurken Gökdeniz Karadeniz neden hiç dile getirilmiyordu? O, Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldızlardan, en önemli lejyonerlerdendi. Ancak kimse ona hak ettiği değeri vermedi. Olması gerektiği gibi saygı gösterilmedi. Hiçbir zaman onun adı diğerleri gibi göklere çıkarılmadı. Belki de kırgındı Gökdeniz ya da boş ver deyip geçiyordu. Çünkü ne olursa olsun Avrupa'da top koşturan en istikrarlı birkaç isimden biriydi o. İngilizlerin Tugay Kerimoğlu'na duyduğu saygıyı Ruslar Gökdeniz Karadeniz'e duyuyordu. Ancak Türkiye'de iki yıldıza da hiçbir zaman o değer verilmedi. Dökülmüş saçı, ağarmış sakalıyla Rubin Kazan'ın halen her şeyi olan 38'lik yaşlı kurt ne gece hayatıyla gündeme geldi ne de istikrarsız futboluyla. Gökdeniz Karadeniz her zaman futbolu ve kişiliğiyle ön plana çıktı. Hata yapmadı mı? Tabii ki yaptı. Bir bahis skandalıyla damga vurmuştu bir döneme. Yaptığı hatayı itiraf edip ağır bir biçimde cezalandırılmıştı. Herkes Gökdeniz'in bittiğini düşünürken o cezasını çekip eski günlerine geri döndü. O adam Rusya'da fırtına gibi esmeye devam ediyordu. İlerlemiş yaşına rağmen hala goller atıyor, bir maçta 90 dakikayı 3 asiste tamamlayabiliyordu. Rubin Kazan tribünleri ona özel koreografiler hazırlıyor, takım arkadaşları "bize her yer Trabzon" diyerek onunla şakalaşıyordu. Beni burada Gökdeniz Karadeniz ya da Trabzonlu Gökdeniz diye çağırmıyorlar. Türk Gökdeniz diyorlar dediği Ruslar ona bizden daha çok sahip çıktılar, destek oldular. Gökdeniz Karadeniz, ülke sınırları dışında en uzun süre forma giyen Türk futbolcu. Türk futbolunu en iyi şekilde temsil ederken kendi ülkesi tarafından yetim bırakılan lejyoner. Uzaklarda oynadığı futbolla yabancıların sevgilisi olan fakat kendi topraklarında unutulan bir adam. Top ayağındayken bambaşka bir keyif veren, sahada ne zaman ne yapacağı belli olmayan Gökdeniz Karadeniz 28 yaşındayken ayrıldı bu topraklardan. Ne heyecanı bitti ne de tutkusu. Gökdeniz Karadeniz 38 yaşındayken bile sahada hala aslanlar gibiydi. Bu hafta sizlere Trabzonspor ve Rubin Kazan'ın efsane futbolcusu Gökdeniz Karadeniz'i anlatmaya çalıştım. Her videonun sonunda yaptığımız gibi bu haftada sizlerden yine bir ricada bulunacağım. Videoyu sonuna kadar kaç kişinin izlediğini görebilmemiz için sizlerden yorumlar kısmına "Maradona gibisin Gökdeniz" yazmanızı rica ediyorum. Bir sonraki hikayede görüşünceye dek hoşça kalın.